Bakkal efendim merhaba. Merhaba. Kaldın böyle yalnız başına, çalış bakalım ha? Kafamı dinliyorum. Asım Beyler arsa ofisi kurdu da ne oldu? Hiç, ne olacak? 0'a 0, elde var 0. Söyledik. Mafya da kaçak inşaat yapmış arsanın üstüne. Hadi bakalım, çıkarabilirsen çıkar. Çok zor. Kayınbabam çıldırdı. Avukat arıyor. Mahkemeye verecek. Mahkemeyle falan olmaz o işler. Hop hop, ne oluyor? Kızımın beslenme çantasını amcası. Ben mi dolduracağım? Senin kızının beslenme çantası iyi be. Dolduracaksın tabii eşek gibi. Bu kadar alışveriş yapıyoruz buradan. Bana bak. Ağzını topla, eşek senin babandır. Şşt bana bak. Ölmüş babama laf söylettirmem. Müşteriyle doğru konuş. Git be. Senin gibi müşteri olmaz olsun. Ne kazanıyoruz ki zaten şurada? 10.000 liralık gazete satacağız da. Öyle vallahi. Kimse almıyor 50 binlikleri. Ne yapsın? Aa, elin kolun rahat dursun. Deli etme insanı. Hayat zor aslanım. Bak kız okula başladı. Bir daire alalım diyoruz. Kirayı veririz. Emeklilikte başımızı sokarız. Bu avantımız olmazsa nasıl yapacağız bunları? Ağlama ağlama. İmarathane değil burası. Allah versin. Kapıcılıktan bahşişler, avantalar götürüyorsun. Kira da yok. Manav da işliyor. Manavdan bize bir şey yok canım. Onu sayma. Bakkal efendi. Buyurun Cafer efendi. Gel şu dükkanı ortak çevirelim. Ortak mı? Hı hı. Bendeki müşteri potansiyeli kimde var? Bir düşün. Sermayeye de katılırım. He? Kızım nerede kocan? Ekmek bekliyoruz. Sevim işe gidecek. Ne bileyim, biz de onu bekliyoruz. Çeneye daldı herhalde. Oo maşallah. Tripörtörle çıkıyor servise artık beyefendi. Çok şükür gelebildiniz. Geldik geldik. Nerede kaldın Cafer? Seni bekliyoruz. Bakkala ortaklık teklif ettim Gül. Ortaklık mı? Aa, şaşırdın herhalde. Hangi işe yetişeceksin? Olacak göreceksin. Para makinesi gibi. Vallahi oturduğun yerden tıkır tıkır. Hadi benim güzel kızım. Ağlama sakın değil mi? Mahcup etme bizi. Ye bunları. Saygılı ol Cafer Bey, saygılı. Kolumuz koptu, bekliyoruz burada. Kız okula yetişecek Cemil abi, kusura bakma. Abi yok, abi yok. Cemil Bey. Sevim de işe yetişecek. Ver şunları. Buyurun. Sevim 3-4 saat yok. Duydun mu? Duydum. Bakma öyle yüzüme aval aval. Anlasana. Anladım. Kaç şey? Evdeki bütün rezervler imha. Çöl fırtınası gibi. Ona göre. Okey. Çek. Neymiş o okey? Bira mı alıyorsun yine o baykuşa? Yok canım. Alacağımdan falan değil. O söylüyor. Rezil herif. Sevim Hanım katliamına bir şey almayacaksın demedim sana. Tövbe valla. Bir şey alacağım yok. Sus sus. Yemin etme. Saat 8'e 25 var. Bu saatte mi yok olur servis? Başladın gene sen dalgacılığa. Ne dalgası efendim? 2 dakikada gecikmeyecek biz artık. Aa iyi valla. Her iş tamam. Temizlik yapıldı. Hidrofor asansör yapıldı. Tıkır tıkır çalışıyor. Daha ne? 0 hata. İşine bak hadi işine. Sen pek dillendin bakıyorum son günlerde. Getir ekmeği gazeteyi. Ekmek geldi Sevim. Hadi hemen yiyelim de git sen. Pek telaşlısın bakıyorum. Bu ne Cemil? Ben sana sepetle alışveriş yapılmayacak demiyor muyum? Atacağım bu sepeti. Niye atıyorsun Sevim? Atıyorum. Her türlü melanet o sepetten geliyor bu eve çünkü. Gidiyorum diye de çok heveslenme. Kapıyı üstünden kilitleyeceğim. Daha neler artık? Görürsün bak. Sıkılırım Sevim. Sıkıl. İçip zom olacağına sıkıl patla. Böyle beni özgürlüğümü kısıtlayamazsın Sevim. Öyle bir kısıtlarım ki. Toplayamam seni biranelerden. Evde de 0 alkol. Temizledin hepsini. Bırak da evde içeyim bari. Bitti. Alkol yok bu evde. Yasak. Canıma tak etti artık. Kapıyı falan kilitleme Sevim. Çılgın mısın? Yangın mangın çıkar. Hiçbir şey çıkmaz. Otur. Bak işte bırakıyorum sana. Oyalanırsın. Bana böyle çocuk muamelesi yapma Sevim. Bozuluyorum bak. Cafer. İyi günler. Şşt yavaş. Yavuz abi evde mi? Evde, uyuyor herhalde. Kapıya rahatsız etmeyin yazmış. Horoz öttü ama ekmeği kapıya bıraktım. Aman uyusun. Eserim var yanında. Öyle görünüyor. Bana bak, bizi soran olursa erkenden çıkıyorlar, tamam mı koçum? Bizi göremiyorsun. Tabii canım, tak. Ha. Aman canım, birkaç gün daha tak, ondan sonrası kolay. Ha, Sedat Bey. Evet, yavaş konuş. Şükrü Bey yine seni sordu, kira için. Göremiyorum desene kardeşim. O da kiraya atacak tam zamanı buldu. Tamam. Aslında beyefendi adam vallahi. Başka ev sahibi olsa. Yahu kardeşim biz de beyefendiyiz. Kaçmıyoruz ya, tak. Kuralım şu işimizi. Arttırsın ne istiyorsa, tak dolar. Takmak ne istiyorsa. Tabii canım, o kadar. Tak tak. Günaydın. 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 Başladınız mı? Şükrücüğüm ben seni bekliyorum. Bilge, Aydın reklam anlaşmasını imzaladı mı? İmzaladı baba dün. Hadi hayırlısı. Söylesene kızım şunu bize de. Dün diyorum baba. Ne zaman görüştük ki? Nazan sen ne diyorsun? İyi para alacak değil mi? Hayırlı olsun. Evlilik öncesi çok iş görür değil mi? Görür. Bak aman kızım, Aydın'a söyle benim söylemem yanlış olur. Sakın çarçur etmeyin parayı. Araba falan diyordun ya. Şu evinizi bir kurun da önce, değil mi Nazan? Ben bu konuda konuşmak istemiyorum Şükrücüğüm. Özge bugün mü çıkıyor hastaneden? Evet bugün. Gidecek misin evlerine? İstiyorum. Sen kızım? Giderim baba. Dur bakalım kursun da bir düzenini. Cafer'dir, ben bakarım. Ne oluyor? Siz konuşmuyor musunuz birbirinizle? Yo. Ha. Oo. Efendim iyi günler. İyi günler Cafer. Şu gazeteleri okuyan kalmadı bizim apartmanda valla. Herkes 10 binliklerde. Ne yapsınlar Cafer? Herkesin bütçesi ona göre. Promosyon zamanı. Çatal, kaşık, bıçak, tabak. Millet evini yerine Şükrü Bey. Geline ayrı, kendine ayrı. Bir şey diyeceğim. Benden duymuş olma ama. Ne var? Sedat Bey aşağıda. Daha tıraş olmamış. Aman bizi görmemiş ol dedi. Kaçsın o daha, kaçsın. Tamam bugün yarın çekiyorum protestoyu. Çek vallahi Şükrü Bey. Ona da söyledim. Başkası olsa 50 kere çekmişti. Böyle efendi adamı bulmuşsun da. Bulmuşsun öyle beynay deseydin. Estağfurullah efendim. O sizin güzelliğiniz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yakalarım ben onu şimdi. Terbiyesiz. Kim o? Sedat. Kaçıyormuş benden. Cafer söyledi şimdi. Yakala Şükrücüğüm. Hep bizim bu yumuşak yüzümüz yüzünden. Görsün bakalım yumuşak mıyım, sert miyim? Kızım niye kalktın? Hazırlanacağım baba. Nazan, gazete ister misin? Sağ ol. Nazan ne oluyor? Kavga mı ettiniz yine? Kavga falan etmedik Şükrücüğüm. Benim saygısızlığa tahammülüm yok. İstemiyorum bu adam gelmesin bu eve. Nazan yavaş. Ona da söyledim. İstemiyorum evet. Domuz görmüş gibi oluyorum onu görünce. Daha neler artık Nazan. Evet öyle domuz görmüş gibi. Nazan bak yaptı bir patavatsız bu çocuk, özür diledi. Bu kadar büyütülecek bir şey yok. Yakında evlenecekler. Bak Nazan bu herhangi biri değil, kızımızın kocası. Tamam canım evlensinler, çıksınlar evlerine. Bir daha ne ararım ne sorarım. Hadi hadi öfkeyle böyle konuşuyorsun Nazan. Aa. Ne arıyorsun sen? Arabanın anahtarları yok. Ali de olabilir. Ne? Aldı gitti mi arabayı yoksa? Uyuyor Şükrücüğüm odasında. Uyuyor ha bu saatte. Bu nasıl öğrencilik Nazan? Dersi yok Şükrücüğüm parlama hemen. Konuşayım şununla. Yumuşak yumuşak. Yumuşak yumuşak. Ali. Ali, hı, uyuyor musun? Of baba, uyuyorum, yine ne var? Sende mi arabanın anahtarları? Montumun cebinde. Nerelerde geziyorsun oğlum böyle sabahlara kadar? Ne sabah baba? Bir de geldim. Arkadaşın evinde oturduk biraz. Kimmiş bu arkadaş? Bir yaramazlık yok değil mi? Yok baba, hepsi bizim kafadan. Bak, arkadaştan her türlü kötülük gelir. Bu sözümü unutma. Baba, sonra konuşuruz. Bırak uyuyayım biraz. Uyursun, uyursun. Ortalık kötü. Biri bir şey ister, kıramazsın sonra. Baba, çocuk muyum? Sen söyle bakayım, dersler ne oluyor, dersler? Baba, ben sorumluluğumun bilincindeyim. Onu hiç düşünme. Aferin, aferin. Söz verdin mi yaparsın, bilirim. Bak aman oğlum, ablanla annen gergin. Şunlar evlenip gidene kadar sen bari bir sorun çıkarma yavrum. Bana yardımcı ol, ne olur. Babacığım, olurum. Aferin oğlum, aferin. Anahtar nerede demiştin? Baba, montumun cebinde. Montunun cebinde, tamam. Hadi uyu bakalım, sen uyu. Hadi. Ha baba, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kızacaksın şimdi. Söyle oğlum, söyle. Baba, bir jipler çıkmış. Oh. Bak oğlum, zor günler geçiriyoruz. Ablan evlenecek. Sen de jip diye tutturmuşsun. Olacak iş mi? Tamam baba, tamam. Bir şey söylemedim. Üç gün sonra Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük export import firmasını kuruyoruz kardeşim. Tak. Hadi o zaman konuşalım bunu. Bir aydır kuramadınız Sedat Bey. Hani tak. Sen önce borçlarını öde de. Böyle küçük hesaplarla konuşmayalım hanımefendi. Tabii. Geniş bir vizyona sahip olmak lazım bunları anlayabilmek için. Hayatın palavra senin be. Bizde palavra yok kardeşim. Çıkmıyor muyuz? Hadi kızım, bir türlü hazırlanamadınız. Bir dakika baba. Hırsız gibi girip çıkıyoruz kendi evimizden, kimseye görünmeyelim diye. Bıktım, vallahi bıktım. Geçici bir durum hanımefendi bu. Büyütmeyin bu kadar. Bu kim şimdi ha? Yavaş konuşuyoruz. Dur kızım, ne yapıyorsun? Kapıyı açacağım baba. Yavaş kızım, yakalatacak mısın bizi? Hadi Sabri, biz araziye uyalım, gel. Öf, bıktım, vallahi bıktım. Ne yapıyorsun hayatım? Yavaş. Babamlar gitti de kızım. Akşama da gelirler mi bilmiyorsun, tamam mı? Tak. Tamam baba, tak. Hadi bırak taktuku da yürü. Tamam. Yokuz. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Nasılsın Aslıcığım? Baban evde değil mi? Babamlar az önce gittiler. Gittiler mi? Evet, ne vardı? Yok, önemli bir şey değil. Babana söyle beni mutlaka arasın, mutlaka. Konuşmamız lazım yüz yüze. Ah Sedat, ah, ne durumlara düşürdün bizi. Kirayın düşüncesi şu durumda kardeşim. Sus, kes sesini. Anlamadı sanki. Mutlaka görüşelim. Hı. Söyle babana. Tamam. Mutlaka. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Gel. Gitti mi kızım? Gitti baba. Ne bu surat? Senin yüzünden yalan söylüyoruz baba. Buna yalan denmez kızım. Ne denilir ya? Yalan işte bu, yalan. Ne yapıyorsun Serpil, sus, sesini yükseltme be. Ya adam gitmediyse, kapının önünde bizi dinliyorsa o zaman ne olacak? Öf, kendini de rezil ettin, bizi de Sedat. Daha ne kadar sürdüreceğiz bu kaçak hayatını? Çok şükür kimseden kaçmıyorum ben kardeşim. 3 gün sonra atarım paraların suratlarına, tak dolar tak mark, bitti. Hadi benim aslan oğlum, giyin. Giyiniyorum baba. Aferin. Tabii ya, erkek adam evde oturur mu? Sıkıldım zaten baba. Öyle annemle otur. Sıkılırsın oğlum. Türk çocuğu çalışacak. Bırak o Alman kafalarını, bize yaramaz. Öğlen İskender kebabı ısmarlayacağım sana. İskender mi baba? İskender, domatesli, yoğurtlu böyle. Benimki 1,5 olsun ama baba. 1,5 oğlum. Sen gel babanın yanında çalış, 2 bile söylerim. Ben 2 İskender'e sabahtan akşama kadar çalışırım baba. Hem de fırtına gibi. Ey aslanım. Erkek çocuğunun yeri babasının yanı. Öyle baba. Sıkıldım annemle gezmekten. Aptal aptal filmler. Hiç aşk yok, sevişmek yok. Sen bana bir tane de kaymaklı tel kadayıf ısmarla baba. Ey benim aslan oğlum. İstediğin tel kadayıfı olsun, kaymaklı. Neymiş öyle uyum çalışmaları, danışmanlar? Ben o kadayıfı şimdi ne biçim yerim baba? Öyle yumuşak yumuşak. Gidelim. Hadi gidelim aslanım. Gidiyor musun Davut? Gidiyoruz Ülviye. Sen nereye böyle Halis? Çalışacağım artık anne. Babamın bana ihtiyacı var. Evde sıkıldım. Duydun mu aslanım Ülviye? Sıkılmış. Hayır, yapma bunu Davut. Çok yanlış. Bu çocuk bir program içinde. Ne hayrını gördük senin bu programının hanım. Danışmanlar, kurslar. Olmaz Davut. Bütün çabalarımız boşa gidecek. Yapamazsın bunu. Ne yaptım şimdi? Kandırdın çocuğu. Baskı yapıyorsun. Çalış, çalış. Ben istiyorum anne. Baskı yok. Ne güzel bir buçuk İskender de ısmarlayacak. Efendim? İskenderler miskenderlerle mi kandırıyorsun çocuğu? Çok ayıp. Ne var bunda? Yiyemez mi? Eyvah. Bütün program boşa gitti demek. Danışmana her an buraya gelebilir. Ne diyeceğiz? Babasının yanında çalışıyor dersin. Ne var? Ayıp mı? Hani ne isterse onu yapacaktı. Ne oldu özgürlük? Evet anne. Benim babamın yanında çalışıp bir buçuk İskender yeme özgürlüğüm yok mu yani? Of vallahi ağlayacağım sinirimden. Halis. Yavrum, seninle neye karar vermiştik? Müzik dinleyecektik beraber. İstemem anne. Ben bugün babamla tel kadayıfı yiyeceğim. Kaymaklı. Duydun mu? Duydum, Allah kahretsin. Zorlama çocuğu Ulviye. Hayır, zorlamıyorum ama... Yavrum, bak senin için ta Almanyalardan psikolog hanım geliyor. Bir şeyler anlamıyorlar Ulviye. Senin benim veremediğim terbiyeyi Eylül almalı mı verecek? Hadi. Allah kahretsin. Nay, bir yere götüremezsin. Çok böyle anne. Mama babacığım, mama. Sana yok, sana yok. Kızım yiyecek, heveslenme. Vıcıvık. Buyurun. Buyurun. Annen geldi. Nerede kaldın Gül? Çocuğu da biz yediriyoruz artık. Sen de mi okula yazıldın yoksa? Ne yapayım? Öğretmeni de dur diyor. 2. derse kadar bekledim. Ağladım yine. Neyse bugün çok değil. Mızıkladı biraz. Cafer. Buyurun. Al şunu yok et. Bir daha bu sepeti Cemil'in elinde görürsem bak vallahi ikinizi de yakarım. Benim ne işime yenge? Bilmiyorum artık. Ben söyleyeyim de. Cemil de üstünden kilitledim. Anam. Bak ona bira falan taşıdığını duyarsam canını okurum. Ne birası yenge? Tövbe valla. Yenge deme bana. Yengeciğim. Yengeciğim. Şşt, sus. Sevim aç şu kapıyı. Atarım vallahi buradan kendimi aşağıya. Kapat o pencereyi, gir içeri çabuk Cemil. Rezil olmayalım millete. Olalım. Vallahi atarım. Saçmalama Cemil abi. Selim, aç şu kapıyı diyorum. Bak, dinliyor mu? Canavar kadın. Olay var baba. Ne olmuş gözüm? Yenge baykuş üstünden kilitleyip gitmiş, atarım kendimi diye tehdit ediyor. Ne? Delirmiş mi bu? Deliler apartmanı ustam. Akıllı birini göstersene bana. Bıktım, bıktım vallahi. Bu boşanma sebebidir Sevim. Tamam, veriyorum mahkemeye. Gitti gitti. Boşuna konuşma. Bak bıraksam annen de seni kilitleyecek böyle. Boşanmazsam. Vicdansız kadın. Çok yanlış bir şey yapıyorsun Davut. Getir o çocuğu buraya. Çabuk anam. Getir. Ben kendi irademle gidiyorum anne. Bağırma bağırma. Yürü oğlum yürü. Davut. Son defa söylüyorum, duyuyor musun? Bu çocuğun programını bozamazsın. Davut! İşte hepiniz şahitsiniz. Hürriyetimi kısıtladı canavar kadın. Veriyorum mahkemeye. Duydunuz mu? Veriyorum mahkemeye. Ne oluyor? Sevim Hanım kilitleyip gitti. Oh iyi etmiş. Ne yapsın kadıncağız? Bu Alaman bozuntularına ne oluyor? Usta oğlunu işe götürüyor. Adam ona bozulmuş galiba. İşe mi? Halis evladım, ne güzel ork çalışıyorduk. İşte nereden çıktı şimdi Halis? Yazıklar olsun Davut. Hakikaten yazık hanımefendi. Tam şu çocuğu müzikle tedavi ederken. Çilingir bulun bana. Duyuyor musunuz? Eğer bir saate kadar bu kapı açılmazsa atarım kendimi aşağıya. Aman aman aman. Duydunuz mu? Duyduk duyduk. Bırak aman. Bu kaçıncı tehdit? Atabilir mi? Atsa da keşke kurtulsak. Anam. Şöyle kızacık mı kestirsem acaba Ayla? Yakışır anneciğim. Bak nasıl kırışmış gözlerimin altı. Kırışır anneciğim. Benimkiler de kırıştı bak. Hay Allah'ın cezası. Ne oldu yine efendim? Ne olacak efendim? Sevim Hanım sağda solda dolaşıp içki içmesin diye baykuşu eve kapatmış, feryat ediyor. Oh, iyi etmiş. Benim de öyle kocam olsa kapatırım vallahi. Ne var evladım, hayrola? Yukarıdaki sarhoş anneciğim, Sevim Hanım'ın kocası. Yine tozutmuş. Düşecek bir gün oradan baykuş, bulacak belasını. Ne zaman gideceğiz Ayla berbere? Berber mi dedi? Ne yapıyorsunuz siz öyle? Saçlarını kestirmek istiyor anneciğim. Allah Allah. Bu yaştan sonra berbere mi gidiyorlar efendim? Alın elinize bir makas kesiverin şöyle. Karışmayın siz lütfen. Olur mu öyle şey? Cırt cırt. Pekala olur efendim. Ne var onda? Siz kesemiyorsanız ben keseyim. Aa, ne yapıyorsunuz efendim? Çıldırdınız mı? Zaten saçları dökülüyor kadıncağız. Büsbütün kel olacak. Ne diyor kızım öyle kocan kaşlarını kaldıra kaldıra? Berbere ne lüzum var diyor anneciğim. O kesecekmiş. Elleri kırılsın. Söyle ona karışmasın bizim işimize. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Güzelliğine pek düştü büyük hanım son günlerde nedense. Kocamı bekliyor nedir? Daha neler artık. Vallahi bana inanmazsanız sorun kendisine bir bakalım. Ne diyor yine kızım? Hiç anneciğim. Saçma saçma konuşuyor işte. İstersen şöyle kestirelim modeldeki gibi anneciğim. Neyse efendim. Şimdi bırakın da bu güzelleşme işini. Saat 9:30. Yavuz Bey ile Eser 11'de derse gelecekler. Ortalığı toplayalım ayıp. Pst, musibet! Sen de ne geçtin oturdun baş köşeye? Elleri kırılasıca. Gelmesinler efendim. İstemiyorum o müptezel kadını evimde. Vallahi çıngar çıkar. Prens, boşluk yok yavrum. Prens de, hakiki prens vallahi canım. Koçum, tereyağı peynir kaç iş bulursan, yumurta ve reçel. Baş üstüne. Şşş, yavaş konuş koçum, patırtı yok. Uyuyor eserimiz. Pardon efendim. Hah, öyle. Aldın pek önden dünkü hesabı. Bugün alacağım Yavuz Bey. Vatandaş günü gününe alacak hesabını. Yarına bırakmak yok koçum, laf dinle. Bir daha olmaz Yavuz Bey, günü gününe. Hah, vatandaşın kafasını bozma. Ha, var mı Sedat biraderimizden bir haber? Var efendim. Kaçtı yine. Şükrü Bey de arıyor onu. Beni görme diyor. Şerefsiz. Ah Yavuz Bey. Bir sabah erken kalkabilsen avucunda. Heh. O benim her zaman avucumda koçum. Dert etmesen kaçamaz. Prens rahat dur yavrum. Zor durumda. Kıvranıyor. Tak tak. Bir sürü palavra. Yavaş ol koçum. Eserimiz uyuyor. Pardon. Aman ha. Hassas konular bunlar. Tabii efendim. Ne demek? Hanımefendi uykusunu alacak. Aa Yavuz Bey, Sabri Bey sizi bekliyor. Geleceğiz koçum. Komşuma söyle, eserimiz uykuda. Kahvaltı da yapacak vatandaş. Biraz gecikebiliriz ha. Tabii efendim. Hemen 11 deyince 11'de. Ne oluyor? Beklesin biraz. Patlamadı ya. Ha? Tamam efendim, bitirdik, kapattık hesabı. Ne kadar? Oo, bu ne ya? Biz de bittik Ergun. Öyle efendim vallahi. Doktoru, ameliyathanesi, ilaç parası. Vay vay vay. Bu millet nasıl çocuk doğuruyor Ergun? Millete Allah kolaylık versin efendim. Paradan sıfırları dağıtsalar hiçbir şey olmaz. Hiç oralı değil mi Nimet Hanım'la tahta kafa yarısını biz verelim falan? Yok efendim. Ellerin ceplerinin attıkları yok vallahi. Torun sevmek güzel ama. Öyle torunu ben de severim Şevket Bey. Neyse efendim siz babalarınızı yaptınız. Bilmiyorum artık babalık mı yaptık, enayilik mi yaptık? Aman efendim estağfurullah. O sizin güzelliğiniz. Nerede bunlar ya? Hah geliyorlar efendim. Yürüsün Abbas bekliyor Şevket Bey. Geldim müdürüm affedersin. Hadi. Geldik Şevketciğim. Oh çok şükür. Bugünleri de gördük ya. Dikkat et Abbas esme çiçekleri. İşte akraba insana böyle günde lazım Şevketciğim. Ya efendim biz de şimdi onu konuşuyorduk. Ne güzel ne güzel. Onu mu konuşuyorduk Ergun? Ah yavrum kraliçeler gibi maşallah. Nazar değecek vallahi. Aman sarsmayın. Şu manzaraya bak Şevketciğim. İnsanın gözleri yaşarıyor vallahi. Raşit nazarın diyecek. Tütü de. Tütü. Aman efendim nazara inanırım ben. Tütü değil. Tütü. Ay Mine üstü açılmasın. Üşütmeyelim çocuğu ilk günden. Allah korusun. Nimet'ciğim biz de çocuk büyüttük. İlk defa almıyoruz çocuğu kucağımıza çok şükür. Ama söylendin. Fena bir şey mi söyledim ayol? Sen de her lafa alınıyorsun. Alınırım tabii. Hadi Mine sizi bekliyoruz. Olacak bunlar Şevketciğim aldırma. Akraba arasında. Olur efendim, olur. Ne mutlu. Ergun, işine bak sen. Şimdi bu sabah erkenden aldı Hacer'i Nimet Hanımlara gitti. Özge'yi mi karşılayacaklar? Ha. Hem odasını hazırlayacaklarmış, hem de losa şerbeti falan herhalde. İyi bilir o işleri. Bilir. Aman oğlum, bir şeylerle meşgul olsun da başımın etini yiyor yoksa. Nazan da benim başımın etini yiyor baba. Ne var hayrola? Aydın'a taktı. Saygısızmış, sorumsuzmuş. Evlilik öncesi bunları konuşmak için çok geç değil mi Allah aşkına baba? Bilgeli'ye de konuşmuyor. O fena. Aydın'ı aratıyorum. İki erkek baş başa konuşalım diye. İyi olur. Gel. Kahve mi yaptın kızım? Evet efendim. Bulabildiniz mi Aydın'ı? Buldu. Açabilirsiniz. Bülent bağlıyor. Aha, iyi. Bülent. Sakin konuş. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Aydın. Merhaba, neredesin? Bu akşam seninle bir yerde buluşalım mı? Müsait misin? Bülent, sana mı kaldı bu işler? Nerede Demet? Kahve yaptı Şükrü Beyleri. Aferin. Kim var yanında? Hüsnü Bey amca. Öldük. Trafik nasıl sıkışık biliyor musun? Şuradan bir taksiye binelim diyoruz. Abbas Bey hayır ne lüzum var diyor. Ne lüzum var müdürüm affedersin. Boşuna masraf günah değil mi? Konuşma. Geldiniz mi? Geldik. 250 milyon hastaneye veriyoruz. Bir taksi parası fazla geliyor. 250 milyon Ergun Bey. Ne sandın Kanarya? Üf, biz doğuracak olsak? Sosyal Sigorta Hastanesi'nde kızım gazete kağıdının üstünde tecavüzler de var. Tövbe yarabbi. Adamlarda para var şak sayıyorlar. Bize gelince ağlıyorlar. İşler kesat batıyoruz. Ne kelime müdürüm affedersin insanı günaha sokma. Senin adamın parasından. Bana bak Abbas efendi zaten yolda burnundan getirdin. Abbas abi hadi işine bak sen. Hadi görüşürüz. Soğutma kahveni oğlum. Tamam baba tamam. Ne diyor buluşacak mısınız? Evet buluşacağız. En doğrusunu yaptın. Evet. Efendim saygılar. Aha geldiniz mi Ergun? Geldik efendim. Çok şükür sağ salim çıkardık hastamızı. Evlerine gittiler. Faturamızı da aldık. Ne kadar? Felaket efendim. 250 milyon. Ne? Öyle efendim. Neymiş bu artık ya? Raşit Bey'le de sağ olsunlar ellerini ceplerine atmadılar. Atarlar mı Ergun? Ne rahat insanlar hayret vallahi. Şevket Bey de biraz sinirlendi. Tabii orada yüzlerine bir şey söylemedi ama. Kız nasıl kız? Çok güzel maşallah efendim. Allah bağışlasın. İyi ki kız olmuş yani. Tabii anne güzel, baba güzel. Aile güzel efendim, aile güzel. Yürü. Vodka mı aldın? Ha, kokusu olsun dedin ya. Aferin. Aman çek şunu kurban olayım kimse görmeden. Şimdi bakarım ben onun icabına. Aman yavaş. Sarhoş falan olma da yenge anlamasın. Kimse bir şey anlamaz. Benim adım Cemil. Aman. Cafer. Ana buyurun. Ne aldın yine sen o baykuşa? Ekmek efendim ekmek. Kapı kapalı aç kalmış adam. Bana bak. İçki falan aldıysan vallahi ihbar ederim Türkan Hanım'a, haberin olsun. Tövbe vallahi. Ne içkisi? Acıdım da haline. Hmm. Nerede kaldı bu haydut? Bekliyoruz. Bilmem. Gelmediler mi hala? Olmaz ki canım. Saat 1. Saygısızlık. Kayınvaliden berbere gidecekti. Onlar gelecek diye oturuyor. Vallahi saygısızlık. Git çal şunların kapısına bakayım. Gelmeyeceklerse bilelim. Ben nasıl çalarım Sabri Bey? Eser Hanım uyuyorsa ne yapar beni o katil? Doğrar vallahi. Allah kahretsin. Böyle elimiz kolumuz bağlı hanımefendinin keyfini bekliyoruz. Şöyle de kestirebilirsiniz anneciğim. Yok kızım yok. Uğraşamam. Kısaltacağım. Ne olmuş efendim? Gelmiyorlar mı? Bilmiyoruz efendim. Uyuyormuş herhalde kadın. Pişt! Dolaşma ayak altında, hırsımı senden almayayım. Aa ne istiyorsunuz efendim çocuktan? Pis kadın uyanamamış, adam bize tepiniyor. Ağzınızı toplayın Ayla Hanım. Beygir yok karşınızda. Tepiniyorsunuz işte, yalan mı? Kalk anneciğim. Biz bekleyemeyiz daha fazla efendim. Gidiyoruz. Gelselerdi. Ayla Hanım oturur musunuz lütfen yerinize? Beni müşkül mevkide bırakmayın. Bu kadar bekledik. Hayır efendim bekleyemeyiz. Gidiyoruz. Ayla. Efendim anneciğim? Babanın sakalları mı uzamış nedir? Allah Allah. Ne görüyor acaba? Uyudu galiba. Ah yavrum uyusun uyusun. Az çekmedi hastane köşelerinde. İnsanın yuvasının huzuru gibi var mı? Yuvasına kavuştu. Cem niye geldin yavrum? Yalnız bırakmasaydın kızı. Uyuyor anne. Kız? O da uyuyor. Uyusun uyusun. Adına ne koyacağız kızın Şevketçim? Siz bir şey düşündünüz mü? Yavaş Raşit uyuyor diyorlar sana. Ne oluyorsun öyle avaz avaz? Yavaş konuşuyorum Nimet. Cem gel otur şöyle. Otur aslan damat. Nasıl bir şey şu babalık? Neler hissediyorsun? Heyecanlanıyorum be baba. Hmm. Aslanım benim, heyecanlanacaksın tabii. Aa, ağlıyor mu kız? Yok yok, telaşlanma, uyuyor şimdi. Altını temizledik. Hacer gel kızım, dağıt şerbetlerimi de içelim. Geldim teyzeciğim. Oo anne. Ah siz de çok yoruldunuz bugün vallahi. Olsun olsun, büyükler yapar böyle şeyleri. Anneme ver önce. Alın kızım alın. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sen bizi unutursun artık Hacer. Buralı oldun. Aa hiç olur mu öyle şey ablacığım? Hadi bakalım içelim. Bugünleri de gördük çok şükür. İçelim. Oh dede olduk dede Şevketçim. Olduk Raşit Bey olduk. Kekimiz de var orada Hacer. Getiriyorum ablacığım. Ne mutlu bize. Ne demiş şair? Çok konuştu Raşit. Ne demişse demiş. Konuşuyoruz değil mi içim şurada iki dede? Konuşma. Hiç hoşuma gitmiyor bugün konuşmaların. Yavan yavan. Hem sen nereden dede oluyorsun? Üvey dede. Onun dedesi Arif rahmetli. Ah göremedi torunlu rahmetli. Buna kısmetmiş. Hiç böyle şey duymadım tövbe yarabbi. Raşit Bey kızın adını ne koyalım diyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir karar verdiniz mi? Daha konuşamadık ki Özge ile baba doğru dürüst. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Erkek olsaydı ben Arif koymayı düşünüyordum. Aa Nimet bu kadarı da fazla. Gençlere de sormak lazım. Sus sen karışma lafa. Biz burada öz akrabaları olarak konuşuyoruz. Haklı adam şimdi ama Nimet. Aa sen de kimseyi konuşturmuyorsun şekerim. O bizim de torunumuz. Öyle mi Mine Hanım? İyi ki hatırlattınız. Açtırma benim şimdi ağzımı. Aç hadi bakalım. Sustuk sustuk yeter be. Ne yapsan eyvallah. Ne yapıyorsunuz kızım? Aa, Los evinde. Mine sakin ol. Yeter ya. Hakikaten dayanamıyorum artık senin bu hakaretlerine. Yeter. Aa, Raşit otur yerine nereye gidiyorsun? Gidiyorum, karışma bana. İstenmediğim yerde kalamam. Gider vallahi. Ben de olsam giderim. Aa, ne bu be? Baskı altında. Kalk mı? Ay çocuk ağlıyor. Susun yahu. Mine koş. Cem fırla. Ağlatma şu çocuğu. Allah Allah. Bu iş uzayacak enişte. Böyle avukata danışmak da olmaz. Konuşma iblis. Zaten canım sıkkın, kırarım boynuzunu. Girme benim koluma. Ha? Kızma enişte hemen. Konuşuyoruz. Bulacağız bir çaresini. Atma. Sen ne bulacaksın iblis? Aylardır laf gitti arsalar. Belediye de bir şey yapamıyor. Yapar da enişte işlerine gelmiyor. Hepsi adamları. Gidelim çıkaralım o hainlerin hepsini döve döve. Nasıl döversin baba? Silahlı hepsi. Olsun. Öldürecekler mi? Tapulu malımı kimse işgal edemez benim. Öldürürler enişte. Allah esirgesin. Bunların gözleri kanlı. Sen üzülme, bana bırak. Ben hallederim. Nasıl? Bak, iri yarı biri var. Kimmiş o? Adı ne? Adı şey... Ne yapacaksın adını enişte? Karanlık işler bunlar. 2 günde hepsini küreler atar evelallah. Ne vereceğiz? Vereceğiz elbet bir şeyler enişte. Bilelim. O kolay canım kolay hadi. Hadi bin enişte. Gitme beni öyle iblis, kırarım boynuzunu. Tamam enişte tamam. Hadi ben geç. Oo, hoş geldiniz. Maşallah, maşallah. Hoş bulduk. Kızım okumayı söküyor yavaş yavaş Adem amcası. Aferin be. Bir muz ver bakayım oradan kızıma. Vereyim abi. Bir tane de babasına ver. Ballılardan. Buyur abi. Dünkü hesabı çıkardın mı? Hazır abi. Aferin. Bundan sonra böyle. Günü gününe. Katilin emri var. Şak tak. Gözünü aç. Her an teftişe gelebilir. Gelsin abi. Şak tak. Heh, öyle. Penguane söyle dedi. Muzda muz oluyormuş ha. Afiyet olsun. Ah canım, bu ne güzel okulda olmuş böyle Cafer abi. Güzeller güzelidir benim kızım Dilek ablası. Okumaya başladı. Aferin. Sen de öp ablanı kızım. Okuyup doktor olacak o da Türkan'ın teyzesi gibi. İnşallah. Ha, sende varsa çorap alalım kızıma 2 tane. Var tabii, ne isterseniz. Önlük, yaka, mendil. Buyurun. Gel kızım. Ha Adem, hesabı hazırla geliyorum. Hazır abi. Tamam. Oo ustam kolay gelsin. Eyvallah gözüm. Oo maşallah. Önlük de pek yakışmış. Hiç çıkarmıyor önünü Davut amcası. Öyle sevdi ki. Vallahi bıraksak böyle yatacak. Yeşim öp kızım amcanın elini. Sağ ol kızım. Allah vatana millete bağışlasın. Al bakalım şunu, şeker alırsın. Aman ustam, ne zahmet ettin. Çok teşekkür ederiz. Ver kızım onu bana düşürürsün. Oh be Tertip, iyi ki geldin şuraya. Ne İskender'di ama. Öldüm be Tertip. Ben buraya her gün geleyim, babam bize her gün ısmarlar Tertip. Gel be Tertip. Kızlara anlatıyordun. Yavaş, babam duymasın. Duymaz, işi var. Çok kolay Tertip. Bak şimdi. Arkadaşlık mı yapmak istiyorsun? Yapamıyoruz ki, kaçıyorlar. Öyle ayı gibi yaklaşırsan tabii kaçar kızlar. Öyle yumuşak. Uyum kursunda her şey öğrettiler bize. Biz ne yapacağız? Kolay. Bak şimdi. Sen kız mısın? Hı, kız mı? Rol icabı Tertip. Ha. Geliyorum yanına. Gel. Merhaba, nasılsın tatlım? İyiyim hayatım, sen nasılsın desene. İyiyim hayatım, sen nasılsın? Hol! Ne oluyor öyle be? Hayatım tatlım, sapık mısınız? Sapıklık değil baba. Şey gösteriyordum Tertip'e. Ne gösteriyordun? Kızlarla tanışma, öyle yumuşak. Hol! Dağıtırım beyninizi ikinizin de. O gösteriyor amca. O istedi vallahi baba. Kes! Şikayet yok. Uyum kursu açmadık burada. Aşk tellallığı da yapmıyoruz. Çalışacaksanız adam gibi çalışın. Çalışıyoruz amca. Kes! Cevap verme, çarparım. Aa baba, ben bu şartlar altında çalışamam burada. Rabia Hanım kalk şöyle. Ha, şu tamam. Duyuyor musun beni? Nasıl duysun kadıncağız Türkan abla? Ne oluyor bunlara Gül? Katil eseriyle Sabri Beyler de alem yapıyor Türkan abla. Ayıp ama olmaz ki. Hasta var burada. Saygısız insanlar. Sabri Bey de 3 kuruş para kazanacağım diye vur patlasın çal oynasın. Ortak yaşamaya alışamadık. Yolda böyle, otobüste böyle. Herkes bildiği gibi. Bunun adı da özgürlük oluyor. Rabia Hanım nefes almadı. Tut nefesini biraz. Aa, ne bu azdılar? Azdılar vallahi, azgınlar. Git söyle şunlara Gül. Hastamı dinleyemiyorum. Bu kadar da olmaz ki. Ters bir şey söylerse şimdi Türkan abla. Hadi söylesinler bakalım. Ben de ne yapıyorum bak. Aa, geldin mi Sevim? Geldim. Sen burada mısın? Buradayım Sevim. Nereye gideceğim? Kapıyı da üstümden kilitledin. Hayır, pencerede göremeyince. Ne işin var pencerede Sevim? Muhatabım o insanlar benim. Oturdum dikişimi diktim. Aferin. Bitti bak hepsi. Temizlik de yaptım. Ne zahmet ettin, ben yapardım. Olur mu Sevim, hayat müşterek. Sen beni hep böyle kilitle üstümden git. Kilitliyim mi? Evet Sevim. Bak insan ne kadar verimli oluyor. Sende bir şey var Cemil. Ne olacak Sevim, zımba gibiyim. Bak dikişimi bitirdim. Temizliğimi yaptım. İçki mi içtin sen? Aa, ne içkisi Sevim? Evde bir damla içki bıraktın da sanki. Kokla. Kokmuyor. Hı, gördün mü? Öpeceğim. Öp bakalım. Vallahi sen beni her gün böyle kitle Sevim. Bu ne? Ders. Horoz gibi ötmeyi de öğrendim maşallah. Yeşim, bu ne kızım? Cafer! Anam, buyurun. Maylannesinde mi kızın öğretçimiz? Maylannesinde Yavuz Bey. Hastası var mı? Var efendim. Prens, sıkıldı mı yavrum? İyi canım, yok bir sıkıntısı. Maşallah, efendi, efendi. Vay yavru, kaptın mı hemen ötüşü? Efendim, lütfen tarafımızdan da özür dilerseniz. Dileriz komşu. İcabında bütün apartmandan da dileriz. Vatandaş hatasını anladı. Zahmet olacak efendim. Çok naziksiniz. Bekliyorum. Çal kapıyı koçum. Cafer çal evladım. Baş üstüne. Buyurun, buyurun. Kapa çeneni sen. Buyurun. Yavuz Bey geldi Türkan abla. Buyurun Yavuz Bey. Sayın hocam girmeyeceğim. Yaptık münasebetsizlik, özür dilerim. Estağfurullah. Hasta olmasa neyse de. Bir daha olmayacak sayın hocam. Hastamızdan da özür dileriz. Vatandaş tersini aldı. Ben ötülmez burada. Allah Allah. Horozu da mı getirdiniz? Niye getirdin buraya onu da Cafer? Cafer çık koçum. Oldun mu şimdi? Şişirdiniz vatandaşın kafasını. Bir daha özür dileriz sayın hocam. Uyudu mu? Bizi dinliyor. Yeseydin biraz bir şeyler be enişte. Nasıl yiyeyim, görmüyor musun halimi? Ateşlendi adam, gördün mü abi? Doktora mı götürsek ne? He? Telaşlanma kız. Sabaha kadar bir şey kalmaz. Şimdi bir de terletirim ben onu. Ah Halil Bey ah. Yağmur çamur demedin. Koştun gecekonducuların peşinden delikanlılar gibi. Laf dinlemiyorsun ki kaptın şifayı işte. Geçecek kız. Kapa şu şom ağzını. Delikanlıdır benim eniştem. Ne sandın? Az daha pilav ver şuradan. Bak oğulların da babamız hasta. Vaktinde eve gidelim diyorlar mı? Kim bilir nerede geziyorlar. Gelsin kıracağım boynuzlarını ikisinin de. Kızma enişte, delikanlı adam bunlar. Gezecek gezecek. Kim bilir ne dalgaları var. Dalgaları bassın aman. Sofrayı kur kaldır. Gelirlerse de mutfakta yerler. Bir daha sofra mofra kuramam. Hizmetçileri yok burada. Şu Asım'ı hemen evlendirmek lazım. Dağıttı serseri. Evlendireceğiz enişte. Üzülme sen. 2 aya kadar tamam o iş. Hani para nerede? O adam çıkarır hepsini enişte. Sen bana bırak. Kız biraz da tas kebabından ver. Çatlayacaksın Hüseyin. Oradan yattığın yerden adamın lokmalarını sayıyorsun sen de Halil Bey. Çok güzel olmuş ama enişte. Sen de ye biraz bak. Mahsus mu yapıyorsun iblis? Kaldırma beni yerimden. Hastayım diyorum sana. İştahım yok. Bırak be abi. Yaranılmaz ona. Hasbinallah. Kız sus sen de. Daha beter hasta etme adamı. Hüseyin. Buyur enişte. Üniversite mi yapacaklardı bizim arsalara? Ya enişte. Vakıf. Vermedik de kaptırdık işgalcilere. Tüh. Keşke verseydik. Tüh vallahi. Tarihe geçecektin şimdi enişte. Halil Efendi Üniversitesi. Ha tamam. Yemekler soğudu geldiler. Buyurun. Lokantaya mı gidecekler Sultan Hanım? Tabii gelecekler. Burası babalarının evi. Babalarının eviyse vaktinde gelsinler o zaman. Hizmetçileri yok burada. Lokantada açmadık. Hasbinallah. Hasta yatağında da yatırmazlar adamı. Beni günaha sokma akşam vakti Sultan Hanım. Allah Allah. Yanlış mı konuştuk şimdi? Laf söyletmiyorsun sen de oğullarına. Söyletmem. Aç şu kapıyı. Açmıyorum işte ha. Kız aç. Şimdi ben çarpacağım ha. Hadi ısıt da bir kaşık daha koy şu yemekten. Çüş. Boşal da semirini ye sen de. Aa, ne istiyorsun adamdan be? Eli kırılasıca. İyi akşamlar. Vallahi sizi babam kadar severim. Sağ ol. Ben de seni hakiki oğlum gibi severim. Biliyorum. Bazı hatalarımız oluyor ama. Olmasın hata. Bu sevgiye layık ol. Duydun mu evladım? Duydum efendim. Unutma konuştuklarımızı. Erkek adam... Bir dakika. Gel buraya gel. Erkek adam eşine ve ailesine sahip çıkmalı. Tabii efendim. Evet. Erken kalktık. Birer tane daha içebilirdik. Efendi. Ben senin gibi öyle her gece barlarda sürtmüyorum. Karım beni yemeğe bekliyor. Yemek için geç oldu ama efendim. Olsun. Bekler o beni. Benim karım bekler. Ben ona geleceğim dedim çünkü. Siz bilirsiniz efendim. Arabayı ben nereye koymuştum? İkimiz de Bostancı'ya bıraktık ya. Yürüyelim. Duydun konuştuklarımı. Sen de benim gibi sözün nereye olacaksın tamam mı? Tabii efendim. Heh. Dolaşmayacaksın öyle. Paçası yanmış it gibi orada burada barlarda. Tamam mı? Niye dolaşayım efendim? Söz ver bana şimdi. Bekletmeyeceksin karını öyle. Pencerelerde, sofra başlarında. Bak bana bak. Benden örnek al. Görüyor musun beni? Helal olsun. Sen de böyle olacaksın. Söz ver. Söz veriyorum. Bir daha ver. Söz. Aferin. Gel öpeyim şimdi. Gir bakayım şimdi koluma. Biz arabayı nereye koymuştuk? Bostancı'ya. Bostancı'ya. O gece babam söz ver erkek sözü. Nereye koymuştuk arabayı diye 12'ye doğru eve geldi. Annem de bir karış surat. Neredesin Şükrücüm? Nazancım geldim. Geç mi kaldım yoksa? Yediniz mi yemeği?